Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Yeni bir Harry Potter alışveriş videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tam 19 Harry Potter ürünü açacağız. Bu videonun normal alışveriş videolarından farklı ürünler de var. Normalde replika ağırlıklı gidiyordu. Burada farklı türlerde ürünler var bu sefer. Çok merak ettiğim ve gerçekten almayı çok istediğim ürünler de var. Fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım istiyorum. Çünkü çok ürün var. Şunları şöyle kenara alalım. Şuradan başlayalım. Bu ürünü gerçekten görür görmez bayıldım ve hemen aldım. Bu bir poster koleksiyonu. Şimdi açacağız, içindekilere de bakacağız zaten. Biliyorsunuz bu yıl Felsefe Taşı'nın 20. yılı. Warner Bros. Da bunun için şöyle bir şey yapmış. 2001 yılında film ilk çıktığı zaman filmin bir ana afişi, bir de karakter posterleri vardı. İşte Harry için, Dumbledore için, McGonagall için, Hermione Ron için karakter posterleri ve ana afişi vardı. Warner Bros. Da bu yıl filmin 20. yılı için hem ana posteri hem karakter posterlerini yeniden yorumlamış. Bu poster koleksiyonunun içinde de hem ilk filmin 2001'deki posterleri, 8 tane posteri, hem de Warner Bros'un bu yıl özel olarak çıkardığı 20. yıl versiyonları yer alıyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen açıp posterleri de göstereceğim şimdi. Bu poster seti sınırlı sayıda üretilmiş. Burada altın varaklı bir tane sticker'da sınırlı sayıda yazıyor. Sihrin 20. yılı Harry Potter ve Felsefe Taşı poster koleksiyonu. Felsefe Taşı'nın bu posteri benim en sevdiğim Harry Potter posteri bu arada. Çok hoşuma gidiyor. Çok vintage duran bir poster. Harry Potter ve Felsefe Taşı Sihrin 20. yılı poster koleksiyonu. Buralar dokulu. Çok güzel. Ve varaklı buralar parlıyor. Arkasında da içerisindeki posterler yer alıyor. Bu işte 2001 yılında filmin orijinal afişi. Bunlar da karakter posterleri. Bunlarsa o kadar güzel ki Warner Bros'un bu yıl filmin 20. yılı için çıkardığı afiş ve karakter posterleri. Çok güzel. Da-da-da-dan. İçi dosya şeklinde ve bir tarafta 2001 posterleri, bir tarafta 2021, 20. yıl özel posterleri var. Çok güzel görünüyor. İnanılmaz kaliteli görünüyor bir kere ürünün tasarımı. Hemen posterleri de çıkartacağım şimdi. O kadar güzel ki. Bu ilk filmin posteri. Bunlar karakter posterleri. Posterlerin dokusu çok güzel. Kuşa kağıt gibi değil de böyle sinema afişleri olur ya, gerçek sinema afişi. Öyle bir kağıdı var. Mat kağıda basılmış. Ve gerçekten çok güzel. Harry, Ron ve Hermione, Goblinler, Dumbledore, McGonagall, Snape ve Hagrid. 7 tane karakter posteri, bir tane de orijinal afiş var 2001 filminden. Hemen diğerlerine bakacağım. Diğerlerini görmedim. Çok güzel. Dosyanın diğer tarafında da filmin 20. yıl afişleri var. Şaka gibi, şaka gibi. Yani o kadar güzel ki, yani Warner Bros'un aklına iyi ki böyle bir şey geldi. Çünkü bu şu demek oluyor. Bu yıl ilk filmin 20. yılı. Seneye de ikinci filmin 20. yılı. Demek ki ikinci film için de böyle afişler çıkartacaklar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bu. Ana posterin yeniden uyarlanmış hali. O kadar güzel ki bu, Harry'nin üstte 20 Years of Movie Magic yazıyor. Çok güzel. Hermione, Ron. Mesela Warner Bros. İlk filmde Hermione ve Ron'a tek karakter posteri yapmış. Ve sonradan ayırmışlar. Bu yıl ayırmışlar. Goblin posteri yapmamışlar. Dumbledore, McGonagall, Snape ve Hagrid. O kadar güzel ki. Şuna bakın ya. Şaka gibi, şaka gibi. Bayıldım. 10-10. Bayıldım. Şu afiş benim en sevdiğim Harry Potter afişiydi. Çünkü biraz böyle çizim gibi, çok 90'lar görünüyor. Çok büyülü, çok sıcak görünüyor. Ve o yüzden bu afişi aslında çerçeve edip asmak istiyordum. Ama şimdi aklımda mesela şey var. Acaba bu afişin 20. yıl versiyonunu çerçeveletsem? O kadar güzel olmuş ki bunun böyle set şeklinde olması, tüm karakter posterlerinin yer alması, bir tarafta 2001, bir tarafta 2021, 20. yıl özel posterlerinin olması, dış tasarımı çok güzel olmuş, çok şık olmuş. Poster koleksiyonu Mabels çıkartmış. Mabels'te satılıyor. Ben oradan aldım. Hatta iki tane aldım. Birini açmadan saklayacağım. Çünkü sınırlı sayıda yazıyor. Ben de panik oldum. Dedim ki alayım, ne olur ne olmaz biter falan. O yüzden bir tane aldım ve bunu açmadan saklayacağım. Eminim ki seneye ikinci filmin 20. yılı olacağı için yenisi gelecek ve bir set şeklinde saklayacağım. Buna ilerledikçe çok değerlenecek şeyler. Ürünün fiyatı bu arada 70 liraydı sanırım. 69.90 ve 16 posterlik bir set için bence gayet uygun. Çünkü piyasada lisanslı posterler
tanesi 25 liraya falan satılıyor. O yüzden bence çok güzel. Poster koleksiyonun linkini ben açıklamalara bırakırım. Eğer bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Çok beğendim. Hemen iki tane daha ürün göstereceğim. Bunları da bu poster koleksiyonla birlikte aldım. Bunlar da Harry Potter'ın 20. yılı için çıkmış. Bir kupa ve güzel bir kupa. Harry Potter'daki çatlak kazandan bir bira bardağı. Tam kaymak birası içmelik. Dışında çatlak kazanın Leafy Kadro'nun sembolü var. Kocaman bir bira bardağı. Diğeri de 20. yıl özel bardağıydı. Posterleri alırken bunları da aldım. Ne yapayım? Bu da bu şekilde üzerinde Harry Potter logosu ve yıldızlar olan 20 Years of Magic yazıyor arkada da. İçeride de böyle şimşek ve gözlük var. Muhtemelen bu kupayı kullanmayacağım çünkü 20. yıl özel bunu kutusunda saklamak istiyorum koleksiyonumda. Ama bunu kullanacağım çünkü büyük bardakta bir şey içmeyi çok seviyorum. Belki tarif videosunda kaymak birası da yaparız. Ve çatlak kazan bardağına doldururuz. Şuradan ilerleyelim. Bir kitap seti aldım. Harry Potter kitap seti. Bunu çıktığından beri almayı çok istiyordum. Çünkü çok güzel görünüyor. Kitapları yandan birleştirince Hogwarts şatosu oluşuyor. Ve çok güzel böyle mor lila tonlarında pastel görünüyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kutusundaysa arkasında Hogwarts kasabası yer alıyor. Arkasında Honey Dukes ve Harry Hermione Ron var. Yanında Dumbledore ve Hagrid var. Bu taraftaysa Hogwarts Express'i ve McGonagall var. Kitapları da göstereceğim. Çünkü kitap kapakları da gerçekten çok güzel. Hemen şunları şöyle çıkartayım. Bu kitaplar Scholastic yayınlarının kitapları. Harry Potter ve Felsefe Taşı. Arkaları tek tip bu arada kitapların. Harry kelit aynasındayken burada. Sırlar Odası. Burada da Harry Sırlar Odası'ndayken. Arkalarına bakar mısınız? Kitapların arka... Ya kitabın arkası güzel olabilir mi? Arkası çok güzel. Şuna bakın. Üçüncü kitap. Harry Patronus yaparken arkasında da Karanlık Sanatlara Karşı Savunma Sınıfında. Hepsinde arkadan Harry'i görmemiz gerçekten çok tatlı. Ateş Kadehi. Arkasında Harry bu şekilde. Zümrüt Anka Yoldaşlığı. Arkasında Harry bu şekilde. Melez Prens. Arkası böyle. Ve Ölüm Yadigarları. Arkası da böyle. Harry Voldemort'un karşısında. Gerçekten kitapların arkalarından poster yapsalar alırım. O kadar güzeller. Bu videoda bir tane daha kitap seti açacağız. Harry Potter kitap seti az sonra. Ve yani inanılmaz. En çok onun için heyecanlıyım şu anda. Şuradan devam edelim. Bunu sona bırakacağız. Bir tane ciltli ansiklopedi aldım. The Art of Harry Potter diye. Oldukça kalın ve büyük bir ansiklopedi. Kitap Harry Potter filmlerinin yapım sürecini anlatıyor. Filmdeki her şeyin yapım sürecini anlatıyor. Hem setlerin hem kostümlerin. Mesela şu an önüme bir sayfa geldi. Hogwarts'taki tabloları gösteren bir sayfa. Eşyaların, mekanların, kostümlerin, süpürgelerin, canavarların... her şeyin yapım sürecini anlatıyor bu kitap. Diğer Harry Potter ansiklopedilerinde de aslında bunu anlatıyor. Ama bu direkt olarak Harry Potter'ın o yapım sürecine odaklanmış bir kitap. Hikayeyi biraz daha dışarıda tutan bir kitap. Mesela karakterlerin hikayelerini anlatmak yerine karakterlerin kostümlerini anlatıyor. Mekanların nasıl yapıldığını anlatıyor. Genel olarak konsept çizimler ve fotoğraflar var kitapta. Böyle kitaplar özellikle videolar için araştırma yaparken çok işime yarıyor. İsterseniz böyle kitapların videolarını çekebilirim bu arada. Önceden çekiyordum. Kanala ilk başladığım zamanlarda kitap incelemeleri çekiyordum. Ama daha sonra ara verdim. Bir süre çekmedim. Instagram'dan zaten kitabı inceledikçe içinden ilginç bilgileri paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kaç tane daha ciltli kitap var? Oradan mı ilerlesek diyorum yoksa araya bir tane replika ürün mü katsak? Şurada ilerleyelim. Bir tane asa göstereyim. İki tane asa göstereceğim bu videoda. Asalardan bir tanesi var mı tahmininiz? Turuncu bir asa kutusu. Neville Longbottom'un asası. Asa kısa bir asa. Aşağı yukarı Harry'nin asasıyla aynı boydadır. Ve tutma yeri de var. Bir şey diyeceğim. Şu an bunu fark ettim. Asa Harry'nin asasına aslında oldukça benziyor. Çünkü çok bariz ayrı bir tutma yeri var. Ve uç tarafı ince ve kahverengi. Aslında Harry'nin asası da böyle. Biraz daha odunsu bir tutma yeri var Harry'nin asası. Ve üst kısmı düz. Karakterlerin hikayelerine baktığımızda
Harry'nin hikayesiyle Neville'ın hikayesi bazı konulara çok örtüşüyor. Doğum tarihleri çok yakın. Bir gün var aralarında. İkisi de ailesini bir şekilde kaybediyor. Temmuz sonunda doğan çocuğun Neville'da olabileceği konuşulur ya. Asa çok benziyor. Bu bilinçli olarak yapılmış bir şey mi bilmiyorum ama inanılmaz. Şu an fark ettim bunu. Tutma yeri bunun biraz daha düz, keskin hatlara sahip ve dönmeli. Yani sanki 2-3 tane şey alıp burgu bilezik yapmış gibi şınk diye çevirmişler. Fena değil. Kötü bir asa değil. Ama favorilerimden değil. Buradan devam edelim. Bir tane daha ciltli kitap ekleyeceğim araya. Bu fantastik canavarlardan bir kitap. Hatta şunu da dahil edeyim. İkisini birlikte göstereyim. Bu da fantastik canavarlardan. İkisi de Crimes of Grindelwald'un kitabı. Amazon'da indirimdeydi ikisi. O yüzden aldım. Aslında alma niyetim yoktu. Ama aldıktan sonra da iyi ki almışım diye düşündüm. Çünkü gerçekten indirim büyük bir indirimdi. Ve kaçırmamak için hemen aldım. İçleri güzelmiş bu arada. Bayağı güzelmiş. İnceledim bunları. Bir tanesi filmin yapım sürecini anlatan. Mesela şu fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. Şuna bakın. Biraz daha filmin hikayesini, karakterlerin hikayesini anlatan bir kitap. Hiç görmediğim görseller vardı bu kitapta. O yüzden çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendim. Diğer kitapsı deminki Art of Harry Potter'ın The Art of Crimes of Grindelwald versiyonu. Bu biraz daha teknik bir kitap. Set fotoğraflarının, canavarların yapımlarının, neyin nasıl tasarlandığının, biraz daha çizimlerin, tasarımların yer aldığı bir kitap. Mesela şurada Hogwarts'ın planı var. Bayağı bu bildiğiniz mimari plan yani. Burada koridorların, bahçenin, baksanıza böcürtün saklandığı dolabın çizimi var. İnanılmaz, inanılmaz. Bu iki kitabı da koleksiyonuma kattım. Şimdi koleksiyon odasına şey yapıyorum bir tane. Mini bir kitaplık aldım ve bu ciltli kitapları oraya dizeceğim. Rafa dizmeyeceğim çünkü rafta olduğu zaman alıp incelemem çok zor oluyor. O yüzden de bunlar için ayrı bir kitaplık yapıyorum. Fantastik canavarlara girdik madem. Fantastik canavarlardan devam edelim. Bu özel bir DVD seti. Fantastik canavarlar nelerdir ve nerelerde bulunurlar için hazırlanmış olan özel bir DVD seti. Özel olmasının sebebi şu. İçinden figür çıkıyor. Hemen açıyorum şimdi. İçinden Fantastik Canavarlar'ın ilk filminin bir tane Blu-ray CD'si çıkıyor. Blu-ray'i, Blu-ray 3 boyutlusu ve dijital kopyası. İçindeki kodla filmi indirebiliyorsunuz da. İçinde de DVD ve Blu-ray'i var. Ama esas olan setin içerisinden çıkan figür. Hazır mısınız? Tada! Bir tane burnuk figürü. Siyah bir tane stand üzerine oturmuş. Yanında çantası ve elinde paralarıyla. Oldukça güzel ve tatlı bir figür. Güzel de boyanmış bu arada. Detayları da güzel. Fantastik canavarlar nelerdir ve nerelerde bulunurlar. 2017 yılında çıkmış. Özel bir tane DVD seti. Bu DVD setini şeyden aldım. Instagram'da bir tane sayfa var. AKH Movies diye. Bu sayfa DVD satan bir sayfa. Ve zaman zaman limited edition DVD'ler, setler yer alıyor. Daha önce buradan birkaç ürünü almıştım. Narnia seti almıştım. Titanic bana hediye göndermişti. Bunu da görür görmez oradan aldım. Instagram'ına bakın. Sevdiğiniz bir şeye mutlaka rastlarsınız. AKH Movies sayfanın adı. Ben severek takip ediyorum ve bir sürü şey alıyorum. Umarım daha güzel şeyler de bulabilirim. Ben devam edelim. Burada bir tane Harry Potter pop-up kitabı var. Pop-up kitabı bu açılınca içerisinden bir şeyler çıkan kitaplar var ya böyle. Şato çıkıyor, bir şey çıkıyor o kitaplardan. Bunu bana Instagram'da o kadar çok gönderdiniz ki. Amazon'daki indirimde bu da indirimdeydi. Öyle olunca ben de aldım. Bu şekilde Harry Potter pop-up kitabı. Burada iki tane zarf var. Harry'nin aranıyor afişi var. Bir tane bakanlık ilanı var. Burada da bir tane çığırtkan var. Hemen bakalım. Ronald Weasley! Aramayı çalmaya nasıl cüret edersin? Önce ben bakacağım, bekleyin. Aaa! Hagrid'in kulübesi! Yanlarında küçük sayfalar da var. Hii, çok güzel, bu çok güzel, bakın. Bayılırım böyle şeylere. İyi ki almışım. Bir tane puzzle aldım. Harry Potter puzzle'ı. Bu Mina Lima'nın tasarımlarından bir tanesi. Mina Lima'nın Magical Moments diye bir serisi vardı. Harry Potter filmlerindeki önemli sahneleri
tek tip olarak bir çerçeve içerisinde çiziyorlardı. Yanlara da minik eşyaları yerleştiriyorlardı. Bu o tasarımlarından bir tanesi. Ateş Kadehi için tasarladıkları birinci görev tasarımı. Macar boynuz kuyruk arkada, önde de Harry. Minalima'nın bu tasarımlarını çok seviyordum ben. Ara verdiler. İlk iki film tamamladıktan sonra devamını çıkarmadılar. Ama devamının puzzle'ı çıkıyor. Yani devamını da çıkarsalar keşke. Hepsini çıkarsalar keşke. Biliyorum. Minalima videosu gelecek diye söz verdim defalarca kez. Gerçekten gelecek. Hatta kanalın 5. yıl videolarından bir tanesi Minalima videosuydu. Ama ertelemek zorunda kaldım yaşanan olaylardan dolayı. Gelecek. Çok yakında Minalima videosu gelecek. Puzzle şu an için yapmayacağım. Çünkü yaptığımda asabileceğim bir yer yok. Belki ilerleyen zamanda yaparım. Ama gerçekten yapması çok keyifli olur bu puzzle'ı. Nereden devam edelim? Şuradan devam edelim. Bu da ciltli Harry Potter kitaplarından bir tanesi. Bu bana hediye geldi. Paralel Evren Yayınları, teşekkür ederim. Bu kitabı bana hediye yollamış. Diagon Yolunu Keşfetmek. İllüstrasyonlu bir rehber yazıyor. İçerisinde de illüstrasyonlarla Diagon yolunu anlatıyor. Gerçekten çok güzel çizimler, çok tatlı çizimler var. Ve güzel faktler de var. Bilgiler, güzel bilgiler var. Diagon yolundaki mağazalarla ilgili, eşyalarla ilgili güzel bilgiler var. Hatta bununla ilgili bir videoda yapabilirim. Videoda kaynak olarak kullanabilirim bunu. Teşekkür ederim. Bunu da kütüphaneme koyacağım. Gelelim şuraya. Şunu bir açalım ya. Bu videodaki yegane figür ve çok güzel. O kadar güzel ki, eğer koleksiyon odam videosunu izlediyseniz gördünüz. Üzgünüm. Ama izlemediyseniz ilk kez göreceksiniz. Çok şanslısınız. Bir tane McGonagall figürü. Gentle Giant'ın figürlerinden bir tanesi. Limitli sayıdaki figürlerden bir tanesi. Hemen açacağım şimdi. Çok güzel. Çok 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 güzel bir figür. Bayıldım yani. O kadar beğendim ki anlatamam. Kocaman. Hazır mısınız? Şunun güzelliğine bakın. Yani yüzündeki kırışıklıkları bile o kadar güzel yapmışlar ki çıldıracağım. Elbisesinin detayları, saçının detayları, şapkasının detayları, asası, inanılmaz, inanılmaz güzel figür. Bende şu anda 3 tane Gentle Giant figür var. Harry, Sirius ve McGonagall. McGonagall en güzeli şu ana kadar ki. O kadar havalı duruyor ki, şuna bakın. Çok beğendim. Bu figürden dünyada 1400 tane varmış. Ve benimki de 1027. Yani yüzünün kırışıklığına bakın. Burun deliklerine bakın ya. Burun delikleri var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ürünümüz kaldı. Şuradan ilerleyelim. Burada 2 tane plak var. Harry Potter plakı. Bir tanesi Harry Potter ve Cursed Child'ın, Lanetli Çocuğun soundtracklerinin plakı. Diyeceksiniz ki ne alaka yani, niye bunu aldın ki? Eğer izlediyseniz, benim Cursed Child videomu izlediyseniz, orada şey demiştim. Müzikleri çok güzel. Gerçekten Cursed Child'ın müzikleri çok güzel. Öyle olunca da ben soundtrack dinlemeyi, özellikle çalışırken soundtrack dinlemeyi, bir şeyler okurken soundtrack dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden de koleksiyonuma dahil etmek istedim. İçerisinden bir tane böyle kitapçık çıkıyor. Sahne fotoğrafları yer alan ve kastla ilgili bilgilerin yer aldığı. Bu yüzden de Lanetli Çocuk plağı aldım. Aldığım diğer plaklardan bir tanesi de Fantastik Canavarların plağı. Fantastik Canavarların da soundtrackleri çok güzel bu arada, eğer dinliyorsanız. Fantastik Canavarlar 1'in plağı da aldığım diğer plaklardan bir tanesiydi. Bu ikisini de aldım. Normalde dedim ya, hep replika üzerinden gidiyorduk. Bu videoda farklı kategoride ürünler vardı. İşte plaklar, posterler, kitap setleri, ciltli kitaplar, pop-up kitaplar. Şimdi 4 tane kaldı. Artık bir şunu açalım. Artık buna sıra geldi. Bu videodaki en pahalı şey bu arada. Bu kendime aldığım bir hediye. Bunu hakikaten koleksiyonumda olsun diye değil, kendime bir hediye almak istedim ve bunu almak istedim. Çünkü ben küçüklüğümden beri bu seti görüyorum. Yani çıktığından beri bu seti görüyorum. Ve çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok heves ediyordum. O yüzden de kanalımın da 5. yılıyken kendime böyle bir hediye almak istedim. Bu bir Harry Potter kitap seti. Sandık şeklinde, Hogwarts sandığı şeklinde tasarlanmış, ciltli kitaplardan oluşan bir set. Bu şekilde burada bir tane kilidi var. Açıyorsunuz. Çok güzel. Ağlayacağım şimdi. Çok ağır bu arada. Aşırı ağır yani. Kaldıramıyorum. O kadar ağır. Hoppa. İçi bu şekilde. Çok güzel görünüyor ya. Çok güzel. Ben hiç
şey okumadım. Harry Potter kitaplarını İngilizceden okumadım. İlk kez bu setle okuyacağım. Kendime öyle söz verdim. Ve önümüzdeki aylarda başlayacağım. Ciltli Harry Potter kitapları. Normal bizim Harry Potter kitaplarından biraz daha büyükler. Bizim Harry Potter kitapları şu kadar. Ciltsiz oldukları için. Bunlar ciltli kitaplar. Biraz daha büyükler. Dışları bu şekilde. Ya o kadar güzel ki. Şuna bakın ya. Kitaplarda bölüm illüstrasyonları var. Her bölümün başında Mary Grantsper'in çizdiği bölümün bir tane çizimi yer alıyor. Birkaç tane göstereyim. Mesela Diagon Yolu. Mesela Hagrid çizmiş burada. Anahtarların bekçisi. Çok güzel, çok güzel. Yurt dışında Harry Potter kitapları çıktığı zaman fotoğrafları, insanların böyle kitaplar ellerinde fotoğrafları düşerdi işte internete. Bu ciltli kitapları tutarlardı hep. Çok çok imrenirdim, çok isterdim ben de. O yüzden de kendime hediye aldım. Dışları bu şekilde, kumaş kaplı. Buraları parlıyor. Ateş kadehi. Kocaman şuna bakın, ölüm yadigarları. Aa, çok ya. Ağlayacağım. Ve içerisinden de bir tane böyle özel stikerler çıkıyor. Bu stikerlerde sanki böyle bavul etiketleri şeklinde hazırlanmış. Bavulların üzerine böyle stikerler yapıştırırlar ya. Zaten şey yazıyor yani kendi sandığınızı bu stikerlerle süsleyebilirsiniz yazıyor. Dışına yapıştıralım, bu kutunun dışına yapıştıralım diye koymuşlar. Ama kıyamam ki yani asla yapıştıramam. Oh, geriye kaldı 3 ürünümüz. Bir asamız daha kaldı. Şuradan ilerleyelim. Çok sevmediğim bir karakterin bir asası. Kim olduğunu tahmin edin hadi. Cin. Cin'in asasını aldım. İnanır mısınız güzel. bayağı güzel hem de. İnce ve siyah bir asa. Siyah incecik bir asa. Tutma yeri dönmeli ve çapraz işlemelerle tutma yeri yapılmış. Ben ince asaları, düz asaları seviyorum zaten. İsterdim mesela bu asa benim asam olsa niye bu demezdim. Güzel bir asa yani. Fark ettiyseniz aldığım iki karakterin asası da hem Neville hem Ginny. Dumbledore'un ordusunun asaları. İlk önceliğim Dumbledore'un ordusunun asalarını tamamlamak. Ve geldik son iki ürüne. Bunlar da iki tane ciltli kitap. Bir tanesi asa rehberi. Bir tanesi de süpürge rehberi. Bu kitapta Harry Potter'daki asalar yer alıyor. Tüm asalar, tüm karakterlerin asaları var bunun içerisinde. Şöyle hızlı hızlı geçip göstereyim. İşte Harry'nin, Ron'un önceki kırılan asası, Hermione'nin, Neville'ın aldığımız mesela Neville'ın asası, Fred'in, George'un, Ginny'nin, Draco'nun, Luna'nın ve hatta Hagrid'in asası için açılan sayfa yapmışlar şemsiye şeklinde olduğu için. Tüm asaların yer aldığı bir rehber bu. Oldukça güzel bir kitap. İnce uzun şekilde tasarlanmış. Diğeri de Harry Potter'ın süpürge koleksiyonu. Bunda da tüm süpürgeler ve süpürgeyle ilgili olan her şey aslında. Quidditch kupalar, Quidditch kupaları, formalar, Quidditch maçları, mesela turnuva takımlarının logoları var. Bu da deminki asa kitabının süpürge versiyonu. Çok yoruldum. Birlikte 19 ürün açtık bu videoda. Açtığımız ürünlerin çoğu kitaplardı. Dediğim gibi eğer detaylı video isterseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir tane de McGonagall figürü açtık. Poster koleksiyonu açtık. Şaka gibi bir koleksiyon. Linkini bırakıyorum açıklamalara. Bakmayı unutmayın. Sınırlı sayıda. Sizin bu videoda en beğendiğiniz ürün hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Kitap setlerinden hangisini beğendiniz? Hangi kitabı beğendiniz? Posterleri beğendiniz mi? Warner Bros'un hazırlamış olduğu poster tasarımları hoşunuza gitti mi? Yorumlarınızı yapın ve Harry Potter hakkında konuşalım yorumlarda. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.